Her zamanki gibi videoma gene tam siteden çıkarken başladım. Acaba bu her videonun aynı yerde başlaması sıkıcı bir durum yaratır mı izleyenlere? Ama hemen konuşasım var. Hiç vakit kaybetmeden giriş yapayım istiyorum. Saat 6.47. 13 dakika sonra saat 7'de Alsancak'ta Sevgi Sokağı'nı orada bir arkadaşımla buluşacağım. Daha önce buluştuğum arkadaşım Emre. Onunla böyle rutin buluşmalarımız var. Mesleki açıdan da biraz alakamız da var. O da bir ajans sahibi. Böyle işlerimiz bazen kesişebiliyor. Beraber iş yaptığımız zamanlar da oluyor. Sohbetlerimiz de birbirine yakın. O bana soruyor, ben ona soruyorum. Ortak konulardan da biraz konuşabiliyoruz. Bayağı eski bir arkadaşımdır. Onunla gene yemek kahve buluşmamızı yapacağız. Evet, biraz basalım bakalım. Yokuş aşağı. Ben yavaş gidiyorum. Sıkılıyor musunuz acaba? Gençler böyle patlamaları seviyor. Alsancak yönüne trafik böyleyse ben geç kalırım. Kaldı 9 dakika. Ama bir yoğun bir dönüş var. Vay be, bu arabada nasıl çekiyorsunuz bu kahrı? İnanılır gibi değil. Benim bacaklarım titriyor sinirden. Böyle bir ışık bekleyeyim ben. 250 metre geride. Direkt ilk yeşilde benim geçebilmem lazım yani. Gerçekten. Sakın dönme. Aferin. Böyle yerlerde çok gaza gelmeyi sevmiyorum. Bazı videolar izliyorum arkadaşlar. Aman Allah'ım ya. İçim cız ediyor. Öyle bir gidiyorlar ki yani bu kadar kafasızca, bu kadar aptalca gidilemez yani. Diyecek lafım yok. Bu kadar diyeyim, susayım. İki tane like alacağım diye beyinsiz trafikte hareketler. Ara sokakta gazlamalar falan. Kedisi var, köpeği var, çocuk var en başta, insan var. Sizin çekeceğiniz vloglara yani. Videonuz izlensin. Bebeler altına like yapsın, yorum yapsın diye. Katil gibi hareketler. Arkadaş biraz fazla yavaş çıktı. Geçelim. Severim böyle motorcuların arkasına takılmayı. Tahrik etmeden, onları gaza getirmeden uslu uslu beraber bir grupmuş gibi gitmeyi ama bazen tutmuyor böyle. O çok yavaş gitti. Bana gelmedi o. Evet, tahmin ettiğim kadar sıkışık değildi şu ana kadar. Buralardan yayalar çıkabiliyor. Büyük araçların yanından, aralardan öyle bir gazlıyorlar ki içim bir şey oluyor, bir garip oluyor. Evet, en önde durduk. Çok rahatladık. Polis şimdi bize yol verecek. Oh, mutluluk. Bıktım artık ya. Neyden mi bıktım? Yanlış video çekmekten bıktım. Kaçıncı video? Acayip yanlışlarla dolu. Hatta DJ Ozmo Action Cameraman böyle tarifini yaptığım, anlattığım bir videom var. Onun üzerine birkaç deneme daha buldum yani. Hatta o videoyu yaparken herhalde dedim son nokta bu yani. Şimdi daha ne yaptım üzerine? Titreşim engelleyiciyi kapalı zaten DJI Osmo'da, asla açamazsın.
görüntüyü geniş istiyorsan, hatta bu videoya bir oranları gösteren bir fotoğraf ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. Titreşim engelliği açıkken ne yapıyor? 4-3 çekerken nasıl bir oran var? 16-9 çekerken nasıl bir oran var? Bu fisheye dediğimiz D-Warp gibi bir şey yazıyor menüsünde. Onu açtım. Yanları biraz böyle kıvırıyor. O görüntüyü aslında sevmiyorum. Ama o birazcık daha yanları olan manzarayı biraz büyütüyor. Bu sefer de öyle dönüyorum ilk defa. Yamuk bir görüntü olmasın, çok fisheye olmasın, yanlar yamulmasın diye onu hiç aktif yapmamıştım ama yaptım ya, yeter artık yani. O kadar dar bir açık ki DJI Osmo. Titreşim engelleyici de kapalı zaten. Zangur zungur kamera titriyor. Fisheye'ları da açtık, yanları da yamulttuk. Artık yapmadığımız bok kalmadı yani. Sözde kaliteli bir şey çekecektik. Onun dışında ben hep 24 FPS'de çekiyordum. Böyle daha sinematik bir görüntü olsun. Birazcık da renk tonu eklerim. Böyle orijinal cadde rengini değiştiririm birazcık falan diye filtre atarım gibi bir denemem vardı. Ve filtreyi zaten koyuyorum. Berbat bir şey oluyor. Bir de 24 FPS'de karelerde biraz bariz bir atlama oluyor. Onları da 1080 HD çekmiştim. 4K ya da 2.7 çekmemiştim. Kalitesiz oldu yani. Bundan önceki çektiğim görüntülerin hepsi kalitesiz. Bu sefer FPS'yi gene 50-60 yapmadım. 48'de bıraktım. Diğer ayarları da az önce bahsettiğim gibi yaptım. Bakalım karşıma ne çıkacak? 30 yıldır Alsancak'a düz gidiyoruz. Son 3 yıldır buradan sola dönüyoruz ya. Kahretsin. Öyle salak bir şey ki. Kapı açılmasın. Evet. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bilen biliyor. Bilmeyen gerzekler var. Bir vatandaşın kapısını açmasına bakar yani. Motorlar olmuş. 100 bin lira, 300 bin lira. Bu pahalılıkta kendini düşünmüyorsan motorunu düşünüyor. Motor artık çok pahalı. Arkadaki vatandaşlara yol verelim. Az önce arkasında durmak istemediğim vatandaş. Ya gördün mü beni? Hacı, geldim götüne. Hatta geçtim bile diyordur belki içinden. Evet, burası yaya geçidi. Buyurun. Adam çok uslu ha. Ay canım, dönüşteki tatlışlığa bak ya. Adam tatlı tatlı gidiyor. Bu adamın başına hiçbir şey gelmez. Risk oranı %0. Son anda bir sol bakış attı. Bakmayacak sandım. Lafı sokacaktım. Evet lan, bir dakika geç kaldım. 7'yi 1 geçiyor. Bir dakika da oraya varsam 2 dakika. Bence hiç fena değil. Daha anasının gözünden geliyorum abi ben. Dağlardan indim. Evet, bisiklet yoluna girebiliriz artık herhalde. Bir şey olmaz. Allah, bisiklet geldi, çıkalım. Küfür etmesin. Oradan tekrar girelim. Orada motor parka çeker var mı? Varmış. Ben oraya koyarım abi. Bizim eleman gelmiş oturuyor. Hiç geç kalmaz. Kameraya el salla. Selamlar tekrardan. Bu benim karanlıkta yaptığım ilk çekim. Sanki gündüz çekim yapmayı çok çözmüşüm gibi. Bir de gece çekimi yapıyorum. Bakalım bu çekimler ne zaman oturacak? Ne zaman içine etmeden kayıt almayı başaracağım? Kamera ayarıydı, açısıydı, sesiydi. Yani yakında neredeyse vazgeçeceğim. O hale geldi. Neyse, arkadaşla buluştuk. Liseliler gibi kumpirimizi yedik. Kahve içtik. Muhabbetler. Türkiye aşağı, Türkiye yukarı. TL'ydi, dolardı, ekonomiydi gene. Yaşlı amca muhabbetlerimizi yaptık. Eve dönüyorum. Polis çevirmesi var mı bakalım. Evet, bir polis olduğuna göre orada bir beni kesin durdurur bunlar. Garanti. Yok, durdurmadı.
Bunlar motorcu çevirmiyor abi. Bunlar olası sıkıntılı araba çevirmesi. Emanet taşıyan kekoları çeviriyorlar. Bıçaktı, silahtı. Böyle şeyler. Yani birazcık da motorcu dostu olun yeter ya. Yıllardır bize yavşak muamelesi. Spor motor gördün mü? Çek kenara hemen. Şimdi aklımda bir konu var. Bari dönüş yolunda ondan bahsedeyim. Şimdi bu motosikletle fotoğrafı bağladık. İyi güzel. Başlık olarak bağladık. İcraatta da ufak tefek denemeler yapıyorum. Daha da yapacağım vakit buldukça. Şimdi artık motosikletle fotoğrafın aslında ortak bir noktası var. O da ne biliyor musunuz? Şimdi iki tane muhabbet var. Aynısı kamerada da var. Fotoğraf makinesinde. Motorda da var. Hiç değişmeyen iki soru. Abi motora başlayacağım. Hangi motorla başlayayım da? Abi fotoğraf çekmeye başlayacağım. Hangi kamerayla başlayayım? Sorusu birbirine çok benziyor. Ve hiçbir zaman da değişmiyor. Motosikletle kameranın ortak noktası da bu. Bu iki sorunun cevabı aslında aynı. Şöyle bir cevap verebilirim. Yani bütçeniz neye yetiyorsa onun yetebildiği ufak düzey bir şeyle başlamanız uygundur. Bu kamera için de geçerli. Şimdi 50.000 60.000 liraya da kamera var. Lenslerini aldığında 80-100 bin lirayı bulur. Motor olarak da aynı. Şimdi motor piyasasını tam olarak bilmiyorum ama yani 20-25 bin liraya da motor var. 80-100 bin liraya da var başlangıç motoru sayılabilecek kategorileri açacak olursak. Önemli olan tüm paranızı bir anda bu işe yatırmak değil. Hem motosiklet için hem fotoğraf için söyleyebilirim. Öncelikle bu işi sevip sevmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. En büyük, en pahalı kameraları alan ekipmana bir anda fazlaca para yatıran arkadaşlar var. İyi motor alınca iyi motorcu olmayacaksın. Aynısı iyi kamera, en pahalı kamera alınca iyi fotoğrafçı olmayacaksın. Önemli olan bu işi sevip sevmeyeceğinizi anlayabileceğiniz, tecrübe edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, ekonomik olarak da çok fazla sarsmayacağınız şekilde bir kamera ya da bir motosiklet almanız ve bu işe başlamanız. Motosikleti aldınız, bindiniz, yapabildiniz mi, sevdiniz mi, riskli mi buldunuz, hoşunuza gitti mi, gitmedi mi, biraz binin, öğrenin. Kamera için de aynı, biraz fotoğraf çekin, sokaklarda gezin, insan çekin, doğa çekin, ışığı tanıyın, gölgeyi tanıyın. O yüzden hemen gidip de en pahalı ekipmanları almanıza gerek yok. Ben Sony'nin eski model kamerasını kullanıyorum. Ve bunu bütün ticari işlerimde kullanıyorum. Hem İzmir'de kullanıyorum, hem Los Angeles'ta, Amerika'da kullanıyorum. Bu kamera bana her türlü yetiyor. Yetmediği anlar oluyor mu? Oluyor. Ama ben bundan para kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Bazen yeni başlayacak bir arkadaş bana diyor ki, abi işte benim kameramın 10 model üstü, 8 kat fazla fiyata bir kamera bulmuş. Daha hayatına fotoğraf çekmemiş. Bu kamera nasıl? Başlangıç için iyi mi? Ben yıllardır profesyonel çekim yapıyorum. O kamera bende yok. Yani böyle bir şeye gerek yok. Ben başlangıç kamerası olarak bir şey almıştım. Üstüne başka bir şey aldım. Sonra bunu aldım. O günden beri de o kadar yeterli buluyorum ki öyle gidiyor. Kazandığım paraların miktarı ne zaman çok çok artar, ben kameramı giderim en son model alırım. Ekipmanımı da en son yaparım. Şu anda zaten kazanılan paralar çok belli. Artık fotoğrafçı çok fazla. Birçok insan fotoğraf çekiyor. Birçok insanın kamerası var. Herkes artık freelance peşinde. Freelance işler kovalıyor, ilan veriyor. Sponsor çıkıyor, Google'a reklam veriyor, Facebook'tan yayınlıyor, eşine dostuna söylüyor, bir şekilde iş buluyor. Ben 3.000-5.000 liraya çektiğim bir işi 1.000 liraya çeken adam zaten var. O yüzden fotoğrafçılık mesleğinde de, motosiklet hobisinde de başlangıç için her zaman ucuz olanı, ekonomik olanı, risksiz olanı öneriyorum. Böyle bir ortak noktasını fark ettiğim için bu konudan bahsetmek istedim. Hem motorculara, yeni başlamak isteyen motorculara bir mesaj olur, hem de yeni kamera almak isteyip fotoğraf çekmek isteyen kişilere ufak bir bilgi aktarımı yapmak istedim bu konuda. Motosiklet ve fotoğrafın onun dışında hayati olarak birleştiği, kesiştiği alan da, bunu bisikletle de kesiştirebilirsiniz. Fotoğraf makinesi olan bir insanın işte doğa çekme merakı, sokak fotoğrafçılığı gibi gezerek ya da işte gezi fotoğrafçılığı, işte travel photography dediğimiz, daha tatil yaparak, işte karavandı, kamptı, oydu buydu yaparak, bunlar hep gezmeyi gerektiriyor. Hareketli olmanız gerekiyor. Yani durduğunuz yerde çekebileceğiniz fotoğraf
Çok sınırlıdır yani. Bir yerde durarak kaç tane fotoğraf çekersiniz? O yüzden sürekli manzaranızın, işte ışığınızın, gölgenizin, çekmek istediğiniz kompozisyonun sürekli olarak değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirmenin en güzel yollarından biri de bisiklet ve motor. Çok pratiktir. Kameranızı kolayca koyabileceğiniz bir alan varsa rahatça durup fotoğraflarınızı hemen çekebilirsiniz. Tekrar kamerayı çantanıza koyup yola devam edebilirsiniz. Arabaların giremediği birçok yere girebilir. Çok daha pratiktir, daha ekonomiktir. Park yeri problemi yoktur. Şehrin en merkezi yerinde bile durup fotoğraf çekmek istediğinizde çok rahat bir şekilde motorunuzu park edebilirsiniz. Bir fotoğrafçının motoru olması çok güzel bir şey. Ya da bir motorcunun fotoğraf çekmeye başlaması güzel bir şey. Hele benim gibi ikisini de tam anlamıyla uzun süredir yapıyor olan biri için bulunmaz nimet yani. Ben asla arabaya binip de bir yere fotoğraf çekmeye gitme hayali kurmuyorum. Motorla çok güzel birleşiyor bu durum. Bu gece kaydını da çok merak ediyorum. Onun dışında fişayı açtım. Yanları olan genişliği biraz arttırdım. Yol mu gözüküyor, gidon mu gözüküyor? İkisi de var mı? Karanlıkta performansı nasıl? Bunu da şimdi test etmiş olacağım. Normalde gündüz vaktinde ben kameramın üzerinde filtre kullanıyorum. Polarize bir filtre. O biraz karanlık yansımaları alıyor. Ama akşam şu an onu çıkardım. Orijinal kendi lens kapağını taktım. Koruyucu cam. ISO'yu da biraz yükselttim. Çok karanlık görüntüler olduğunu zannetmiyorum zaten. Otobanın bir aydınlatması var. Biraz gidelim bakalım. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Şimdi genelde bu motovlog yapan arkadaşların YouTube sayfasıyla Instagram sayfası böyle birbirine benzer sayfalar yani. Instagram'a da bakıyorsun her yerde motor. Başka bir bok yok. Yani motor da motor. YouTube da zaten motor da motor. Benim şimdi formatım çok farklı. Ben sadece vlog yaptığım bir kategori var YouTube'da. Oraya onu koyuyorum. Onun dışında drone'la yaptığım bazı çekim videolarım var. Onları da koyuyorum oraya. Durum farklı. Yani moto, foto, vlog başlığı altında motor videolarım var ama haricinde başka işler de var. Grup 27 ile yaptığım bazı kamera arkası video montajlarım var. Onlar da YouTube'da. Onun dışında fotoğrafçı olduğum için de benim Instagram'larım. İki tane Instagram'ım var. İkisi de tamamen fotoğraf üzerine kuruldu. Yani benim Instagram'da kesinlikle motorla alakalı hiçbir olay bulamazsınız. Çünkü motor benim hayatımın merkezinde bir şey değil. O kadar önemli bir yeri yok. Olamaz da zaten. Çok boş bir şey yani. Sadece motor üzerinden bir yaşam tarzı, bir prim. Sürekli motorla ilgili bir hikaye üretme. O yüzden benim Instagram'larımın motosikletle alakalı olmayışına şaşırmayın. Evet, motoru kapatınca da ortalık bir anda sessiz oluyor. Konuşsam mı konuşmasam mı bilemedim. Sanırım artık buralar zaten çok karanlıktır. Kaydı kapatıyorum. Sevgiyle kalın.